FBS Lojistik Kargo Nakliyat Turizm ve Ticaret Limited Şirketi, küçük, orta ve büyük ölçekli ticari kuruluşlara dinamik ve uzman kadrosuyla entegre lojistik hizmeti vermekte ve sipariş sonrası tüm lojistik operasyonunu sizin adınıza takip etmektedir. Lojistik sektöründe uzun yılların deneyimiyle faaliyet gösteren firma, müşterilerine en uygun fiyatı sunarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedef seçmiştir. Firma Yönetim Kurulu Başkanı Erol Anlar'dan sektördeki çalışmalarını dinledik. 2003 yılında bu sektöre girdik. Daha önce de bu sektörde bazı birikimlerimiz vardı. O birikimlerimizi değerlendirerek bugünlere de geldik. Ticarete çocuk yaşta başladım. Hala devam ediyoruz. Nakliye sektöründe 10. yılındayız. Yurt içi nakliyeler yapıyoruz. Nakliyeleri yaparken en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak otomobil yan sanayileri. Sanayi yükünü çekiyoruz. 7 gün 24 saat bir fiil çalışıyoruz. Sürekli yenilikleri yakalamaya çalışıyoruz. Firmamızda ne gerekliyse, işte ISO belgeleriydi, taşıma belgeleriydi, devlet ne çıkardıysa hepsini alıyoruz ve araçlarda da sürekli yenilikleri, raylı sistem, üstten raylı, işte ne gerekliyse alıyoruz. Peki kaç araçla hizmet veriyoruz? Şu anda yaklaşık 36 araçla hizmet veriyoruz. Bir o kadar da taş örenlerimiz var. Hep beraber. Özmal mı bunların? 36 tane özmal. Tır, kamyon, kamyonet olmak üzere tamamı sektöre hizmet eden son derece sigortalı araçlarımız. Şoförleri seçerken daha önce tecrübesi olan şoförleri önce baş şoförüm alıyor, araçları sürdürüyor, kontrol ettiriyor. Daha önce çalıştığı yerlerden referans alıyoruz. Sabıka kaydıydı, bilmem neydi. Devletin istediği bütün formaliteleri topluyoruz. İSO'cu arkadaşımız eğitimini veriyor. Ondan sonra bana geldikte ben de tekrar testini yapıyorum. O şekilde veriyoruz. Şoförler de bir tane hatayı kabul ediyor. İkinci hatayı kabul ediyor. Erol Anlar bundan sonraki hedeflerini şöyle değerlendirdi. Bu yılki hedefimizde şehirler arası kargo, yani parsiyel yükleri bir araya getirerek firmalarımıza veya küçük firmalara destek vermek. Bu seneki hedefimiz de o var. Önümüzdeki yıl için bu şekilde devam edersek yavaş yavaş yurt dışına açılmayı düşünüyoruz. Bu seneki hedefimizin içinde bir de şeyimiz var, depolamamız. Kardeş firmamız var zaten çalıştığımız. Şu anda biz kendimiz yapmayı planlıyoruz.